Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Şu anda Sivas'ta Kangal ilçesinde Kangal Kaymakamlığı Kangal Köpeği Üretim Çiftliği'ndeyiz. Burası hem Kangal Köpeği Üretim Çiftliği, şimdi yaklaşacağım şu baraka gibi olan yerler, köpeklerin bulunduğu yerler. Aynı zamanda burada restoran, kafe var. Yeme içme ihtiyaçları için de gayet güzel ızgaralar, işte pide çeşitleri falan mevcut. Evet, hemen köpeklerin bulunduğu yere geçiyorum. Evet, az önce söylediğim gibi burası Kangal Köpeği Üretim Çiftliği. Burada doğan yavrular aynı zamanda satılabiliyor. Bir çift köpek 15.000 lira. Evet, gördüğünüz gibi şu anda istirahat halindeler. Bu görülen yerlerin hepsinin içinde köpekler var. En başta yavruların bulunduğu bölüm var. Hemen bu arkadaşın biraz morali bozuk sanki. Evet, ayakta olan bir tane var burada. Merhaba, merhaba. Koç, ne haber? Maşallah, aslan gibisin. Hadi. Sen de bir şey söyle ya. Haydi. Bak, gidiyorum. Hoş bulduk, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Geç kaldık ya. Karanlık gözüküyor. Geç kaldık. Evet. Daha erken anlatın bu köpekleri. Vallahi bravo. Ben köpek çiftliği. Efendim? Kangal Kaymakamlığı'nın köpek çiftliği. Kaymakamlığın köpek çiftliği. Üretim çiftliği. Evet. Satıyor musunuz bunları? Burada satılıyor. Yavru alırsan çifti 15 bin lira. Çifti 15 bin lira. Evet. Yani erkek alırsan 8, dişi alırsan 7. Yavruları geliyor buradan, yol belgesi, kimliği, aşı karnesi. Evet. Onlarını veriyor, alıp gidiyorsunuz. Çifti 15 bin lira. Evet. Peki, yavru veriyor. Bakımı nasıl? Bakımı kolay mı? Ama idare ediyor. Uyum sorunu yaşıyor mu gittiği yerde? Mesela nasıl? İstanbul'a götürdü adam. Sıcak memleketse biraz sıkıntı olur. He. Sıcak değilse sıkıntı olmaz. Yeri geniş olacak. Serbest alan. Böyle alanları olacak. Evet, abi. Bunlar damızlık mı? Bunlar yok, damızlık abi. Evet, şey, anneler nerede? Anneler? Aralarda, bir erkek bir dişi. Öyle abi, abiler boydan boya yakından bakabilirsin. Çağırdım, onlar yanına doğru gelmiyor. O baştakilere çağırdım, gelmediler. Ne? Baştakilere çağırdım, gelmedi. Gel abi, silah çekebilirsin. Ustam çok teşekkür ederim, kolay gelsin. Yok yok, ne demek? Ne demek? Ne demek? Kolay gelsin. Gel aslanım, gel. Ya gel. Bak Ahmet Asaf da burada, bak gel. Bak, gidiyorum abi. Evet. Köpekler gerçekten etkileyici. Şahsen ben etkilendim. Maşallah, hepsi çok güzel. Gel bakalım, gel aslanım. Nasıl geçiyor günlerin? Anlat bakalım bir de. Oğlum, canavar. Nasıl geçiyor günlerin? İyi mi? Keyfin yerinde mi? Daha ne sorabilirim sana?
Evet. Hadi hoşça kal. Geldiğin için teşekkür ederim. Hadi. Evet, her kulübenin önünde bu kangal köpeklerin özellikleri yazıyor. Asil, sadık, güvenilir, koruyucu, hızlı, atik, cesur, hırslı, duygusal, zeki, dost, heybetli, kuvvetli, sezgili, dayanıklı, bağımsız, özgür, ağır, arkadaş, şefkatli. Evet. Gel bakalım. Gel. Gel. Sen ne güzel şeysin öyle. Gel. Oğlum. Gel. Evet. Bu görünen kabinlerin hepsinde köpek var. Gel. 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 Oğlum. Gel. Gel kızım. Gel. Seni kim kızdırdı? Sen çok havladın. Niye kızdı? Yemek vakti mi? He? Gel. Gel, ben seni çok çağırdım. Gelmedin sen ya. Gel gel gel. Gel. Bak. Bak bak bana bak. Bak. Gel. Oğlum. Oğlum gel. Hadi. Bak bana bak. Gel. Gel. Aa, dikkatimi çekti. Havlayanlar genellikle dişi olanlar havlıyor. Neden bilmiyorum. Evet. Az önce söylediğim gibi bu çiftliğe gelip köpekleri gördükten sonra hemen bu tesis içindeki restoran, kafede yemeklerinizi yiyebilirsiniz. İşte bu. Hoş bulduk. Bir şey yapmaz değil mi? Uy, sen ne güzel şeysin böyle. Niye ıslandı kafan? He? Bu yemek saati olduğu için mi havlıyor bunlar? Buna havlıyorlar ha. Ha, buna mı havlıyorlar? Evet. Neden? Doğum yapacak, öbür tarafa götürecek. Doğum yapanlar uyandı götürüyor. Normal köpekler bu yanda kaldı. Ha, bu şimdi doğum yapacak, hiç belli de değil ha. Hep coştular da. Kaç tane doğum oluyor bir kerede? Hay maşallah. Çok güzel. Evet. Ona bakıp çıkıyor abi. Bir doğumda 10'a kadar doğurabiliyormuş. Evet, burada da yavrularımız. Annen mi teyzen mi o giden? Tanıyorsun galiba. Evet, bu tarafta işte yavruların olduğu bölüm. Burada çalışan arkadaşın söylediğine göre o doğum yapacakmış. Doğum yapacak köpekler diğer tarafta, onu da aldılar. Diğer tarafa götürüyorlar. Ne hikmetse bu doğum yapacak olana her yerde havluyorlar. Evet. Doğumhane bölümü bu taraf. Doğum yapacak olanlar oraya sevk ediliyor. Evet. Şuna bak şimdi. Şuna bak. Sen büyüyeceksin, kocaman köpek mi olacaksın? He? Sen büyüyeceksin, kocaman kangal köpeği mi olacaksın? He? Evet. O doğum yapacak
köpeği götürünce oradakiler de bir gaza geldi. Bir tuhaf. Evet, o kulübelerin arka tarafları da işte burada göründüğü gibi köpekler isterlerse bu arka tarafta koşturup oynayabiliyorlar. Evet değerli arkadaşlar, unutmadan bu Kangal'da kaymakamlığa ait Kangal köpeği üretim çiftliğinde, ayrıca sosyal tesis mi desem, restoran mı desem, restoran kafe yazıyor tabelede ama kaymakamlığa ait olduğu için böyle bir mekan var. Tabldot, köfte, kebap, pide, lahmacun, ne isterseniz yiyebiliyorsunuz. Fiyatlar makul. Biz de ziyaretimizi yapmışken görevimizi burada ifa edeceğiz bu akşam. Bize afiyet olsun.